arkadaşlar, Kahire'deki ilk günümüzde piramitlerin oraya geldik. Şu an piramitleri gezeceğiz. Biletlerimizi aldık. Şuradan fiyatları gösterelim. Fiyatlar şekilde. Eğer gözüküyor mu bilmiyorum ama. Eğer sadece alana girmek istiyorsanız 240 pound. Ayrıca piramitin içine girmek istiyorsanız 440 pound da ödemeniz gerekiyor. Yani sadece piramitlerin olduğu alana girmek istiyorsanız 240 pound. Piramitlerin içine 440 pound. 680 Ecip lira yapıyor toplamda. Efendim? Onu nasıl bildin ya? Evet. Hadi Türk'ü bildin de. Onu nereden anladın? Ordu'dayım ya. Ünyeli. Ben tanımam çok yani. Ben İstanbul'da yaşıyorum da. Çok benziyor. Hani tek sefer doğru olduğum yılına şaşırdım yani. Yani zaten Trabzon falandır al. Eyvallah abi. Görüşürüz abi. Evet. Versene biletleri. Adam direkt memleketin bildi ya. Sen Ordulu musun diye sordu. Bak İstanbul'da mısın diye sordu. Türkiye'li misin demedi ya. Böyle bir şey olamaz. Şimdi içeri gireceğiz. Ondan sonra tekrar kayda başlarız. Piramit alanına girişte karşımızda bizi bir Sphinx bekliyor. Ve arkasında tüm heybetiyle piramitlerimiz. Hala bir çalışma yapılıyor yol konusunda. Bu biraz sesten dolayı rahatsız edici. Ama şu anda önemli olan piramitleri görmek. Yol boyu çevriliyorsun. Burada önüne gelen rehber. Size bir şeyler satmaya, bir şeyler... Yani ben size anlatayım, para verin. Yok deveye verin, para verin gibi sohbetler dönüyor. Çok inanmayın. Girişte deve için bizden 500 pound istediler. Bir kişi. Ama şey yapacağız. İçeride daha ucuz ayarlayacağız. Kafamda fotoğraf şapka olmasına rağmen bana fotoğraf satmaya çalışıyor şapka. Bartıyorum şapkamı hala bir ikincisini al. Evet. Sphinx'e şu anda ulaştık. Müthiş bir görüntü var. Przybliż się do niego. W moją stronę bardziej głowę, o tak. Jeszcze musi się przybliżyć. Jeszcze. Şu anda deveye biniyoruz. 500 pound'dan, kişi başı 500 pound'dan açılan kapıyı. Şu anda... Telefonun paran düşer mi akıl? Yok. 200 pound'a bitti. 2 kişi. Evet, Selahattin'cim bayağı yükseldin. Bir el salla. Korkuyorum. Bir el salla. El salla bakayım. Kanka ben korkuyorum. Niye? Yürürken düşer miyiz? Bir daha söyle. Yürürken düşer miyiz? Düşmeyiz herhalde ya. Korkuyorum herhalde mi? İnşallah. Bunda çok uzun mesafe, sana dedim ki binmeyek. Oğlum adam panoramik çekim yaptıracak o yüzden dolayı. Ve yolumuza bundan sonra katır ve tamam. Develerle devam ediyoruz. Evet Sedatçığım. Yapma bunu. Biraz zor çekiyorum şu an deve üzerinde ama olsun. Evet. Devemizle beraber yola çıktık. Piramitler burada. Bir panoramik bir gezi yapacağız şu an. Diğer bir kervan karşımızdan geliyor. Evet. Bir kervan da buradan geldi. Çölde de ve binmedik de demeyiz. Şu an piramitlerdeyiz. En sonunda yaklaşabildik bunlara bu kadar. Hayalimde 3 şey vardı. 1 Hindistan, 2 Roma, 3 de Mısır piramitleri. Şu anda... Ulaştım. Nasıl bir his? Abi çok güzel değil mi ya? Şu an bunu ulaştım.
büyük Khufu piramidi. Şu anda piramidin içine girmek için yürüyoruz. Ya buralar çok sıcak. Yani aşırı sıcak burası. Ne yapacağız bilmiyorum burada. Ferhat, hava nasıl? Şu an Khufu piramidine yaklaştık. En büyük piramit. Ramses Khufu'nun mezarı. Yani çok devasa. Çok devasa. Ve gerçekten burası çok sıcak. Piramitlere resimden bakmak güzelmiş. Böyle izlemek gerçekten zor. Bir taraftan sıcak. Bir taraftan insanlar sürekli size bir şeyler satmaya çalışıyor. Gerçekten zorluyor insanı bazen. Ama burada su alırken bile pazarlık yapın. Hani Mısır sınırları içinde su alırken bile pazarlık yapmazsanız sıkıntı yaşarsınız. Deveye 1000 pound verdik. Yani 1000 pound istedi bizden 2 kişi için. 500-500. Daha sonra 700'e düştü. Daha sonra 600 dedi. Ciddi bir pazarlıktan sonra 500'e indirdik. 500'e indirdik 2 kişi. Uzun tur yaptık. Hani kısa durduğumuz ara piramit etrafında değil. Komple alanı gezdik. Zirveye çıkardı bizi. Geldik. Turumuz tamamlandı. Anlaştığımız parayı vereceğiz. Bahşiş istiyor. Yok diyor, ben diyor çalışanım, patron değilim. Fotoğraflarınızı çektim o kadar. Dedim biz de dedim patron değiliz. Biz de çalışanız. Dedik biz de çalışanız. Biz de Türk'üz. Paramız yok. Çok az parayla geziyoruz dedik. Zar zor 500'e bitirdik yani bu işi. Yani ne koparırlarsa o kârdır. Aynen. Burada her şey para maalesef. Evet, burada Trabzonspor forması giyince herkes Mahmut Trezeguet diye beni formaya saldırdı. Çıkardım ben de şimdi. Bir tane şöyle National Geographic tişörtü giydim. Bence buraya bu yakışırdı. Bakalım. Piramidin içinde görüşürüz. Evet, şimdi piramidin içine girmek için şöyle bir tırmanış yapacağız. Ama sanki bunu yapmak için tarihe biraz zarar vermişler. Buraları oymuşlar. Bir merdiven yapmışlar. Bu biraz kötü olmuş. Vallahi sorry. Evet. Piramidin içine buradan giriliyor. İçeride foto ve video çekmek yasak. Evet, şu anda piramidin içindeyiz. Gizli bir çekim yapıyoruz. Şöyle dar merdivenlerden. Piramidin içi gayet serin. Evet. Sıra sende fotoğraf çek işte. Bize bir şeyler çek. Böyle eğilerek diyoruz. Gördüğünüz gibi hiç kafam çarpmasın diye. Yol şekilde. Suat. Çok zor. Sıra böyle çeksene bir tane. Daha ne kadar çıkacak böyle? Ne bileyim ben. Arada dinlenmek lazım. Nefes nefese kalırsınız içeride. Şimdi bazı açık alanlarda kamerayı kapatacağım. İmkanı olduğu zaman çekeceğim. Çünkü kamera yasak. Yasak olduğu için insanlar çıkmakta zorlanıyor. Ve tek kamerayla çeken benim. İnşallah problem olmaz. Burada biraz durdurayım. Açıkla bir daha açalım. Evet Serhat. Hadi yürü. Ah. Piramidin içi. Madem işçiler nasıl çalışıyor? İşte böyle. Dar geçitten çıktıktan sonra böyle bir yere geliniyor. Ve burada da eski bir lahit var. İşte
Gördüğünüz gibi şu an piramidin içindeyiz. Aşırı terledik. Evet, herkese merhaba. Bugün Kahire'deyiz. Tarih Caddesi'ndeyiz şu anda. Ve Kahire Müzesi'ne gidiyoruz. The next day. Bakalım Firavunlar bize ne hazineler bırakmış. Bir de bunlara bakalım değil mi Serhat'cığım? Firavunlar bize ne hediye etmiş? Evet, yani sonuçta hepsinin müzede sergilendiği söyleniyor. Bunlar piramitlerden de alınıp müzeye yerleştirilmiş. Çalınanlar hariç. Çalınanlar hariç. O yüzden yerinde gidip, İstanbul'da da var bunun bir sergisi ama birebir o çocuk kral Tutankhamon'un. Yok, yapım. Hani orijinal ürünler değil. Orijinali değil. Yapımı. Burada yapımı, şimdi orijinallerini burada göreceğiz. Burada şimdi orijinallerini göreceğiz. Neyse, hep beraber görelim. Size ufaktan da bir Tahrir Caddesi'nde Kahire yollarını gösterelim. Ve yukarıdan bir mandal düştü. Gel Selam. Büyük bir ihtimal şuradan giriş. Kahire sokakları çok sesli. Burada aşırı bir korna sesi var. Burası küçük bir Hindistan olmuş bu konuda. After. Burası zaten Tahrir Meydanı, Tahrir Caddesi. Trafik ışığı, bir trafik kuralı yok. Yolu atlayarak karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık yandığında araçlar durmuyor. Ya ışık var da kimse dikkat almıyor o ışığı. Neredeyse her noktada bir trafik polisi var. Evet, çok fazla polis var ama polislerin orada biraz kamerayla çekim yapmak yasakmış. O yüzden dolayı aynen. Polis gördüğümüz yerde bunu yapmayacağız. Ufacık bir şemsiyeye sığmış. Neyse, müzede görüşürüz. Normalde çekim yasak ama biz de şöyle bir çekim yapmayı düşünüyoruz içeride. Umarım güzel bir görüntü alırız. Birkaç tane fotoğraf çekelim. Önemli bak, şu ortaya geçelim. Mısır Müzesi'nden çıktık şu anda. İçeri giriş 200 pound Mısır lirasıyla. 200 pound içeri girip gezebiliyorsunuz. İçerisi çok büyük ama içeride video çekmeye izin vermiyorlar. Böyle çantanın kenarına koyup bizim kameraya gizli gizli bir şeyler çektim ama ne kadar içinde ne var hiçbir fikrim yok. Artık izlerken güzel bir şeyler varsa buraya koymaya çalışırız ya da olmazsa fotoğraflardan kolaj yaparız. Çünkü fotoğraf çekmek serbest ama video çekmek yasak. Hani niye böyle bir kural var bilmiyorum ama. Yalnız Tutankhamon'un mezarının olduğu eserlere gittiğimizde orada fotoğraf çekmek de yasaktı. Hatta bir uyardılar, biliyorsun beni. Aynen. Her şeyden habersiz. Yani Tutankhamon'un oraya girdiğin zaman dediği gibi. Sok o telefonu cebine dedi bana. Birkaç yerde fotoğraf çekmek bile yasak ama diğer taraflara fotoğraf çekmek veya dokunmak serbest. Onun mantığını anladın mı sen? Yani koca müzeyi geziyorsun, Tutankhamon'da fotoğraf çekmek yasak. Onu anlamadım. Herhalde anlayamayız. Biraz böyle para verdiği zaman belki şey yaparlardı. Neyse, biraz da şimdi Kahire sokaklarını deneyimleyelim. Ha. Bakalım Kahire'de bizi neler bekliyor. Ve Tahrir Meydanı. Buranın en büyük meydanı. Ortada şöyle bir anıt var. Yani burada bir kilise var meydanda, şaşırtıcı olmakla beraber Müslüman ülkede. Herhalde eskiden 5 ileride de bir kilise var. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Buralarda biraz kamera çekim sıkıntı Mısır'da. Maalesef. Çünkü polis gördüğü anda kamerayı kapattırıyor. Evet, Mısır'daki en ucuz aktiviteyi bulduk. Alana giriş 20 pound. Tekneye biniş 50 pound. Bir saat bir tur yapacağız. Yani bir saatlik tur 50 pound. 24 pound alana giriş derken yani 70 pound'a bu iş çözülüyor. Ve çok kalabalık da değil. Aynen, otura otura. Güzel bir. Bir de tam gün batımı saatinde. Aynen. Çok iyi denk getirdik.
Şöyle manzarayı da gösterelim size. Şöyle bir Nil Nehri manzarasıyla tur yapacağız. İleride tabii daha çekimler yaparız. Günün Nil Nehri'nde batıracağız. Ve Nil gezimiz başladı. Evet, şu anda Nil etrafında geziyoruz. Görüntü gayet güzel. Tarihi Nil Nehri'nin şu anda üzerinde hareket ediyoruz. Günü burada batırıyoruz yani. Bunu ikinci defa söylemiş olabilir ama özel bunu ayarladık.